bu bölümümüzde yanımızda seyahat acentesi danışmanı Kerem Alparslan var. Kendisiyle turizmi konuşacağız. Hem geride bırakmış olduğumuz bir yaz sezonu var. Bir yandan da önümüzde de kış sezonuna hazırlık yaparken turizmde istediğimiz payı alabiliyor muyuz? Turizm pastasından ne kadar pay alabiliyoruz? Kendisiyle konuşacağız elbette ama öncesinde hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyisin. Nasılsınız Kerem Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz tabii. Gripten payımızı aldık biz. Maalesef. Şimdi pandemi dönemiyle başlamak istiyorum. Aslında birkaç yıl geride kaldı pandemi ama hala etkilerini pek çok sektörde sürdürüyor. Özellikle en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Sizler de oldukça etkilendiniz bu süreçte. Birkaç yıl geçti ama hala bu açığı kapatabildik mi? O süreçte bayağı bir açık yaşandı çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim başta. Pandemi dönemi 2020'nin Mart ayında başladı. Türkiye olarak bahsediyorum. O yönden o zamandan bu zamana yaklaşık bir 3,5 yıl geçti. 2 yıl biz en çok ağır etkilerini hissettik bunun. 2 yıl boyunca sadece o da 6 aylık bir dönemde yaz döneminde uçak biletleri acente olarak bir satış oldu. Ama 2 yıl boyunca tur hiç yapılmadı. Tabii ki takdir edersiniz ki şimdi bu acentadan acentaya değişiyor. Hani işte otobüsü olan acentalar var. Nedir? Onların süre gelen bir masrafı var. İşte eleman masrafı, sigorta maliyetleri. Yani zaten araba yattığı yerden de aylık belli bir masraf size açıyor. Bakımları dolayısıyla. Tabii ki. Her şey dolayısıyla. Bundan dolayı çok ağır bir yara almış bir sektör var aslında karşımızda. Hani ben sadece belki bizim acentamız için diyorum, hani çalıştığım acente için diyorum ama tabii ki farklı acentalar da bunları çok yoğun bir biçimde hissettiler. Personel giderleri, kira giderleri, hani biliyorsunuz bir iş yerinde olması gereken giderlerin tümü hepsi toplamda bir masraf. Ve 2 yıl boyunca acentalar bunu ceplerinden karşıladılar. Yani kendi sermayelerinden karşıladılar. Onun için bu sonraki 1,5 yıl diyelim bir toparlanma süreci. Tabii ki bunu kapatmak çok zor. Bazı acentalar dayanamayan, kapatan acentalar oldu bundan dolayı. Devam edenler de kendi güçleriyle, kendi kaynaklarıyla absorbe etmeye çalıştılar. Ama bunun yarası öyle kolayla kapanacak bir yara değil yani, evet. Onu söylemem gerekir. Bazı sektörler bu noktada pandemiyle ilgili destekler aldı. Siz de destek alan bir sektör müydünüz? Evet, bir çok yani çok ufak bir destek olsa da bir devletten bir destekleme geldi. Bir maaş desteklemesi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi tabii ki işim yönetim ve idari kısmında, evet, iş yeri sahipleri olduğu için biz bu tarafta olduğumuz için hani çok onları vakıf değiliz o konuda ama yine bir maaş desteği olduğunu ve ufak da bir yine bir nakdi destek olduğunu biliyorum, o şekilde bir destek gelmişti. Ama tam anlamıyla açığı kapatmadığı için de biraz daha içeri girerek gittiğiniz bir süreç oldu. Diyorum ya, eğer acenta sahipleri kendi ceplerinden karşılayamayacak durumda olanlar zaten iş yerlerini kapattılar. Cepe hani kurdular. Karşılayacak durumda olanlar da, evet, devam ettiler sektöre, o şekilde gidiyorlar. Şimdi pandemi her ne kadar geride kaldık desek de hala alt varyantlarıyla devam ediyor, hayatımızda süre geliyor. Peki sizler bu süreçte etkilendiniz mi bundan, yoksa etkisini yitirdi mi? Şimdi şöyle, etkisini yitirdi diyebiliriz. Alt varyantları bu sene aslında çok var. Geçmeyen bir grip var ama bu bulaşıcı mı değil mi yoksa başka türlü mü, hani insanlar da bunu anlamakta zorluk, evet, çekiyor. Yani bu bulaşmayla mı yoksa başka bir türlü mü bulaştı, aslında buna kimse anlam veremiyor. Hani ki ben de o yakalananlardan bir tanesiyim. Tam geçti diyorsunuz bir hafta sonra tekrarlıyor. Evet. Hani ki herkeste aynı şikayet var. Bu bütün genelde bu şekilde. Belli olmayan bir virüs var aslında yani, ama tabii bu pandeminin ya da gripin mutasyon geçirmiş halleri diyor uzmanlar, tabii biz bilemeyiz ama bu şekilde adlandırıyorlar. Ama şu anda turizme çok fazla bir etkisi var mı desek yok. Şöyle dediğim gibi bu bir bulaşıcılıktan geçen ya da bu ispatlanmış bir şey değil henüz. Evet. Onun için onunla çok da fazla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir de önceki gibi evlere kapanma da olmuyor haliyle. Bu da önemli. Tabii ki. Aslında şu anda geçirilen virüs gerçekten ciddi anlamda sonuçlar doğurabilir.
doğurduğu yerler olduğunu duyuyoruz sağdan soldan ama ya eve kapanmayla hani bazı şeyleri geçiremiyoruz. Olmuyor. Hani bunu denedik. Pandemide de gördük. Hani yine herkes hasta olan oldu. Evet. Allah rahmet eylesin vefat edenler var. Onlar yine dayanamadı. Hani aynı şekilde. Onun için çok fazla bir eve kapanmayla bunun da bir alakası evet. olmadığını aslında görmüş olduk. Şimdi şöyle yeni geride bıraktığımız yıla bakacağım. 2023 yılına Türkiye nasıl bir turizm sezonunu geride bıraktı? Şimdi 2023 yılı tabii ki 2023 yılının başında bir biliyorsunuz ekonomiyle ilgili bir dalgalanmalar geride bıraktı Türkiye. Çok ciddi anlamda dalgalanmalar oldu. Afette bunun tuzu biberi oldu. Afetle i̇şte birlikte tam o da hani zaten evet. öyle tam hani bir şeyleri düzeltiyor derken ülke tabii ki afet çok çok büyük bir maddi kayıp Türkiye'de en büyük maddi kayıplardan bir tanesi. Tabii ki devlet bunun için çok ciddi anlamda rakamlar harcadı. Hatta şu anda konutlar teslim ediliyor, edilmeye başlandı ya da önümüzdeki günlerde edilecek ilk etapları. Bunların hepsi bir maliyet. Yani devlet için hepsi bir yük. Orada afetzedelere nakdi yardımlar, onların yemek yiyecekleri, içecekleri, çadırları. Bunların hepsi bir yük tabii ki devlete. Ondan dolayı da büyük bir etki hissettik ve hissetmeye de aslında devam ediyoruz. Tabii ki toparlanacağız diyoruz. Hani Türk halkı her zaman savaşçı bir ruha sahip bir halk. Ondan dolayı da o savaşmayı hiç bırakmıyor ve devleti, Türkçülüğü hiç bırakmayan bir halk. Aslında da şanslı hissediyoruz kendimizi o konuda evet. gerçekten. Hani her zaman yıkıntılardan, enkazdan yeniden doğan bir milletle evet. bahsediyoruz. Onun için inşallah güzel olacağız. Evet, daha da güzel sezonu olacağız. Da yani bu ekonomik sıkıntının gölgesinde geçti diyebilir miyiz 2023 yılında? Evet, şöyle söyleyeyim. Tercihler değişti aslında ekonomik krizin gölgesinde. Daha öncesinde mesela Antalya'da, Bodrum'da tatile giden, otellerde tatil yapan misafirler tabii ki bu fiyatlarla, bu enflasyonla birlikte çoğu yani şöyle söyleyeyim yüzde benim tahmin tabii bu hiçbir zaman net bir rakam veremeyiz ama yarı yarıya olarak bir düşüş oldu yani. Çünkü herkes cebindeki paraya bakıyor sonuç olarak hani evet. Ailesini geçindirmek ilk başta önemli olan. Sonrasında turizme yani en son noktasında diyebiliriz turizm ihtiyaçlar listesinde en son noktada yer alıyor. Bundan dolayı da tabii ki etkileniyor bu sene. Nasıl söyleyeyim? %50 bir düşüş var otellerde. Geçen yıl 2022 yılının yaz ayında 25-30 bine sattığımız bizim tatil hani örnek olarak söylüyorum. Şu anda 60-70 yani 2023'te 60-70'ti. Seneye tabii ki daha da farklı rakamlar evet. mevcut şu an için. Peki Ordu'daki tabloya bakacak olursak Ordu nasıl kapattı yazı? Şimdi orada aslında her sene gibi oldu. Son 6-7 yıldır olduğu gibi, 8 yıldır olduğu gibi Ordu'da kültür turizmi şu anda yazları çok aktif. Çünkü niye? Doğudaki insanlar, İç Anadolu'daki insanlar, Ege'deki, Marmara bölgesindeki, hani buradaki insanlar her zaman Karadeniz bir cazibe merkezi onlar için. Onun için bizim de gittiğimiz, yani Ege'ye olsun, İç Anadolu'ya olsun gittiğimiz turlarda hani sohbet ettiğimizde hani lokantacısıyla olsun, çaycısıyla olsun, otelcisiyle olsun hani kimle sohbet edersek hep şu var işte Karadeniz'i çok görmek istiyoruz, Karadeniz'i çok görmek evet. istiyoruz. Yani herkeste aynı fikir var çünkü çok merak edilen bir bölge. Yeşil bölge, yaylaları var, yeşille mavinin buluştuğu gerçekten eşsiz manzaraları var, doğası var. Ondan dolayı herkes bu bölgeye büyük bir merak içinde o diğer bölgelerden. Hı hı. Ve bu da kültür turizmini tetikliyor. Kültür turizmi tabii ki burada neyi tetikliyor? Otelleri tetikliyor, restoranları tetikliyor. Hediyelik eşya satan yerler var, oraları tetikliyor. Hani herkes gittiği işte ilden bir anı almak için. Hani bunları tetikliyor. Yani bu bütünü, turizmin bütününü oluşturuyor aslında. Ha nedir? Yeterli midir? Tabii ki değil. Hiçbir zaman yeterli olmayacak ama maalesef ülkenin kaderi bu. Pardon, bölgenin kaderi bu. Yanlış söyledim.
Özellikle ordunun kaderi. Yani çünkü gezecek, gezdirebilecek çok fazla bir şeyiniz yok. Hani bir tarih alanınız yok ki. Evet. Rehber gelsin işte burası bu şekilde işte şuradan kalma buradan kalma. Hani bir anlatabilsin, hani bir tarih alanımız yok. Hani tarih buna müsait değil. Bölge müsait değil buna. Ondan dolayı hani Ordu'da maalesef bir Boztepe'miz var. İşte yavaş yavaş bir gemi Ordu Belediyesi'nin evet. Şehir Hatları Vapuru işte bir tur atmaya başladı denizde. O da yine o bile aslında bizim için tutucu bir faktör. Hani evet. Turisti burada tutucu bir faktör. Bir de yaylalarımız var. Onlarla da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kültür turizmi demişken ben özellikle tarihten de bahsettiğiniz satır arasında. Şimdi Kurul Kalesi'nden çok sayıda çıkarılan tarihi eserlerimiz var. Başta Ana Tanrıça Kibele heykeli. Şu anda elbette ki sergileyemiyoruz ama bir müze çalışması var. Peki bu müzenin eğer kurulduğu, yapıldığı takdirde, tarihi eserlerimizi sergilediğimiz takdirde turizmi çok etkilemesi bekleniyor mu? Şimdi şöyle, aslında burada yanlış bir düşünce var. Yani yanlış anlaşılmasın, ben bir uzman değilim ama evet. Gözlemlerimden bunu sadece çıkardığım şeyler bunlar. Şimdi bir Efes'teki, Selçuk'taki Efes antik kenti yaklaşık 40 yılda bu hale geldi. Çünkü bu kazılar, kazı çalışmaları yaz aylarında oluyor ve 3-4 ay yapılabiliyor yılda. Evet. Ve çok masraflı, gerçekten çok maliyet, mali yükü çok büyük bunlar, organizasyonlar. Ve Türkiye'nin her yeri aslında bir sit alanı. Yani her yerde evet. Tarih fışkırıyor. Çünkü eski medeniyetlerin yaşamış olduğu bir topraklardan bahsediyoruz. Onun için her yerde var. Yani sadece Ordu'da diye düşünmeyelim. Yani. Evet. Hala da kazılmaya devam eden yüzlerce... Ki Ordu'da daha kısa sürede kazılıyor çünkü yağışlar çok da el vermiyor hava koşulları haliyle, evet. Karadeniz. Şimdi onun için bir alan oluşturulabilmesi, tarihi bir alan oluşturulabilmesi ciddi bir süreç. Hani bu anlamda ben hani şuna katılmıyorum. Hani işte orası açıldı, işte hala turizme açılmadı, hala şunu yapılmadı. Bu kolay bir iş değil. Yani şimdi orada insanlara gidip de toprağı gösteremezsiniz. Yani bu toprak böyle olmuş, bu böyle olmuş. Evet. Yani bir şeyler çıkaracaksınız, bir şeyler yapacaksınız, bir renove edeceksiniz. Eskiye uygun hale getireceksiniz ki turistleri buraya götürüp burada bu olmuş, burada işte Ana Tanrıça Kibele çıktı, burada o oturdu gibilerinden bunu anlatabilsin. Ama bu uzun bir süreç. Dediğim gibi hani çünkü öyle ha deyince olacak bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle yani dediğim gibi yılda 3-4 ay kazı yapılan bir yerde, bir de fırçayla yapıyorlar bu kazıyı. Yani sonuçta evet. Kazma kürekle veya şeyle, dozerle olmuyor. Yani fırçayla yapılabilen bir alanda bunu oluşturmak yani gerçekten güç bir olay. Ha oluşturunca da nedir? Bir cazibe olacak. Kibele buraya gelecek. Hani şöyle, bu bir müzenin içindeki Kibele heykeli çok da bir şey ifade etmez aslında. Evet. Gerçekten. Alanında hani, sergilenmesi aynen, lazım. Aynen. Yani. Ya alanında o güvenlik önlemleri alınıp sergilenmesi lazım. Ya da o alanın açılıp hemen yanına bir müze kurulup hani işte burada bu çıktı, burada bu çıktı gibi. Hani aynı Göbekli Tepe'de olduğu gibi mesela. Bu şekilde çalışmalar gerçekleştirmek gerekiyor. Ama dediğim gibi bu da zaman alıyor. Çok zaman alan evet. Bir süreç. Önümüzdeki yıllara bağlı olarak da değişebilir. Yani. Şimdi şunu da soracağım. Ordular en çok yurt dışını mı, yurt içini mi tercih ediyorlar? Şöyle bir tabloya bakacak olursak. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Tabii ki yurt içi çok daha fazla talep görüyor. Bunun başında ekonomi geliyor tabii ki. ekonomik veriler geliyor. Hani biz daha öncesinde, yani daha öncesinde 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Hemen pandemi öncesine dönmek gerekirse. 3 gece, 4 gece yaptığımız turları şu anda 2 gece, 1 geceye düşürdük. Hani çünkü gerçekten fiyatlar inanılmaz şekilde ilerledi ve daha yetişemiyoruz artık. Hani otel her bize teklif istediğimizde, otelden her mail attığımızda otele işte şu zaman geleceğiz, işte şu kadar oda lazım, ne kadar. Her seferinde zamlı fiyat geliyor ama her evet. Seferinde yani hiçbir zaman aynı fiyat gelmiyor. Bu da tabii ki doğal olarak etkiliyor. Alım gücünü düşürüyor. Sizleri de çağırıyor. Günleri azaltmakta buldunuz. Mecburen tabii ki daha hızlı. Hani yine giden misafirler her yeri görsün ama hani işte kısa zaman içerisinde görsün veya daha az zamanlar bırakılarak. Hani evet. Bu şekilde döndü artık turizm. Onun için tabii ki yurt içi çok daha fazla tercih ediliyor. Ama
yurt dışının az tercih edilmesinin bir nedeni de daha var. Biliyorsunuz geçen sene de medyada çok sayıda yer buldu. Vize krizi. Evet. Vize alamıyoruz. Yani gerçekten geçen yılda Balkan turlarında mesela Yunanistan çok girişli Balkan turları 9 ülkeyi kapsıyor. Onun için çok girişli Schengen vizesi alınması gerekiyor. İlk girdiğimiz ülke neresi? Otobüsle yapılıyor. İlk gördüğümüz ülke Yunanistan. Onun için Yunanistan Başkonsolosluğundan yapılır bu başvuru. Geçen yıl hani şöyle söyleyeyim 10 başvuru yapıldıysa hani örnek olarak söylüyorum 7'si 8'i neredeyse reddedildi. Hani çok fazla miktarda. Evet. Onun için bir de maliyeti de var hani 200 euro gibi bir aşağı yukarı hani hizmet bedeliyle birlikte bir maliyeti var bunun. İnsanlar tabii ki hem onu göze alamıyorlar hem de uğraşması çok fazla. Evet. Bir de ücreti de tabii diğerlerine göre daha fazla. Kendi ülkemi gezeyim diyor önce. Aynen. Önce bir kendi ülkemi bitireyim diyor. Sonrasında bakarız diyor. Ama tabii ki yeşil pasaportu olan meslek sahipleri Balkan turlarını çok fazla sayıda şu anda tercih ediyorlar. Evet. Hani ki en fazla ilgi gören turlardan bir tanesi de Balkan turları şu anda revaçta diyebiliriz. Peki yurt içinde turlarda en çok tercih edilen yerler neresi? Şimdi yurt içinde en çok tercih edilen yer Ege ve Çanakkale bölgesi şu anda yani herkesin gitmek istediği hatta Ege gezilerinde bu özellikle çok fazla tekrar gittiği gezi sırasında. Çanakkale geziler genelde aileler şöyle bir şeyle yaklaşıyorlar. Hani işte çocuğumla beraber gideyim orayı görsün, yaşasın, o alanı gezsin. Hani o şekilde aileler bunu istiyor. Tabii bunun yanı sıra da okullar çok fazla miktarda Çanakkale'ye gidiyor. Sonrasında neresi geliyor? Tabii ki Türkiye'nin turizm alanı Kapadokya en fazla tercih edilen yerler arasında. Burada da yine çok miktarda, burada daha çok gençler Kapadokya'yı görmek istiyor işin aslı. Hani yaş grubu ileri olanlar çok fazla Kapadokya ile ilgilenmiyor. Çünkü görmüş oluyorlar hani gençler de yeni görmemiş oluyor. Evet. Meraklılar onun için Kapadokya'da revaçta olan bölgeler arasında. Güneydoğu'da var mı yine? Tabii oralar ki. Yoğunlukta mı? Yoksa mesela depremden sonra biraz azaldı mı oradaki i̇şte, turlar? Tam oraya gelecektim. Hani Güneydoğu evet en fazla merak edilen yerlerden bir tanesi. Ama depremden sonra biz zaten Güneydoğu turu yapamadık. Hatta geçen yıl oteller hani bizi aradılar hani gelmiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Hani o anlamda çünkü onlar da belli bir maliyetleri var. Onlar da günü kurtarmak zorundalar. Hani ama bakalım bu yıl o kadar olmayacak gibi, sanki o etkiyi o kadar hissetmeyeceğiz gibi. Tabii biz çalışmalarımıza başladık, otel rezervasyonlarımızı aldık, programlarımızı yaptık Güneydoğu turuyla alakalı. Bakalım bu yıl nasıl olacak, insanlar nasıl bir tepki vereceğiz, göreceğiz onu da. Peki yaza ve kışa göre değişiyor mu yurt içinde gidilen yerler? Yani işte yaz aylarında genelde Çanakkale'ye gidiyorlar, kış aylarında işte ne bileyim kayak merkezinin olduğu noktaları tercih ediyorlar diyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, orada Çambaşı diye bir alan var aslında. Onun için kayağı eliyorum o yüzden. Yani diğer kayak merkezlerine eliyorum. Hani o tarz bir talep olmuyor orada çok fazla. Ama kış ayları, yaz ayları, daha doğrusu sonbahar ve kış aylarında, sonbahar ilkbahar kış aylarındaki yerler değişiyor. Mesela ilkbaharda doğu turları çok fazla. Yine işte Çanakkale turları çok fazla. Ege turları ilkbaharda yine çok fazla oluyor. Kış aylarında, bu sonbahar içinde geçerli bu arada. Kış aylarında Kars turu, Kars-Erzurum turları oluyor. Yine Tiflis turları, Batum turları. Mesela Tiflis turu geçen yıl en çok tercih edilen turlar arasındaydı. Çünkü herkes, Karadeniz için bahsediyorum tabii bu konuyu. Herkes Batum'u gördü, herkes gitti. Hatta insanlar arabalarıyla gitti, kendileri gitti, gezdi. Ama Tiflis'i görmediler çünkü Tiflis uzak bir nokta. Bir de uzak bir noktadan ziyade hani emin olun arabayla gitseniz yolunu bulamazsınız. Çünkü çok fazla tabela yok. Öyle. Onun için ancak navigasyonla belki orada nerelere girersiniz Allah bilir. Ondan dolayı Tiflis turları çok fazla yaptık geçen yıl. Bu yılda yine ilgi alaka devam ediyor bu tura. Dediğim gibi kış aylarında Çambaşı turları oluyor günübirlik ama hala Çambaşı'na tanıyamadım maalesef.
Tabii ayın ortasıyla birlikte yağışla bekleniyor. İnşallah nasibini alır kardan orası. İnşallah, inşallah. O karla alakalı bir destinasyon. Evet. Kar yağdığında başlıyor evet. Zaten telefonlar. Çambaşı'nı yine konuşacağız ama öncesinde bir reklam arasına gideceğim. Reklamdan önce de bir mesajımız gelmiş. Onu da iletmek istiyorum tüm izleyenlerimize ve sizlere de. Safi Gül Korkmaz yazmış. Hayırlı sabahlar, günaydın Büşra Hemşerim. İnşallah 2024-2023'ten daha iyi bir yıl olur. Başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii iki yılı karşılaştırınca haliyle vatandaşlar da hepimizin de mutlaka, tabii dileği. Mutlaka. İnşallah 2023'te yaşadığımız acıları yaşamayız. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçirdiğimiz, turizm pastasından daha fazla pay aldığımız bir yıl olur 2024 İnşallah. Yılı. Şimdi Kerem Bey'le bir önceki bölümde daha çok hem pandemi hem 2023 yılını konuştuk. Şimdi artık kış sezonuna da girmeye başladık. Buradan evet. Devam etmek istiyorum. Yeni yılla ilgili beklentiler, umutlar neler kış sezonunda? Kış sezonu bu sene sönük geçiyor işin aslı. Ekonomiden çok hava durumuyla alakalı aslında bir olay bu. Gerçekten kar yağmadığı zaman hani ülkemizde maalesef hiçbir yerde bir kış tatili, kış sezonu olmuyor. Evet. Hani bu hatta Erzurum için, Kars için hani normal oradaki normal kültür turları için bile geçerli bir olan bir durum bu. Hani geçen yıl olan atıyorum Kars-Erzurum turlarına ilgi. Bu yıl şu anda hiç yok gibi denecek kadar az. Çünkü niye? İnsanlar soğuğu görmek istiyor, karı görmek istiyor. Yani zaten onun için gidiyor oraya. Evet. Hani onu hissetmek için gidiyor. Olmayınca da tabii ki bir durağanlık mevcut şu anda söz evet. konusu. Onun için çok bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Ha ama işte Ocak ayının sonu, Şubat, Mart hani onlarda ne olacak? Hani nasıl bir durum gelecek beraber göreceğiz hep birlikte. Evet. Bir önceki bölümde Ordulu'nun nereyi tercih ettiğini konuştuk ama Ordu'yu kimlerin tercih ettiğini konuşmadık. Şimdi Ordu'ya en çok nereden geliyorlar? Yurt içinden mi, yurt dışından mı? Hangi illerden tercih ediliyor? Yurt dışı diyecek olursak şöyle aslında daha çok yurt dışındaki kesim Körfez ülkeleri. Hani Arap ülkeleri diye adlandırılan ülkeler. Hani oradan çok fazla gelen var. O da neden aslında bu şu son iki yıla kadar çok fazla yoktu bu pandemi öncesine kadar diyelim. Ama pandemi sonrasında insanların tabii ki artık Trabzon'dan, Rize'den, oradaki yaylalardan çünkü çok fazla derecede gördükleri için şimdi yenilik arıyorlar. Hani aynı konsepte neresi olabilir tadında tabii ki Ordu ve Giresun hani iki il var. Şu anda daha keşfedilmemiş, onlar için keşfedilmemiş. Onun için bir fazla miktarda bir talep var. Otellerde de hani sorduğumuzda çok ciddi anlamda bir Arap turist sayısında artış olduğu söyleniyor. Yurt içinde de tabii ki söylediğim gibi daha çok İç Anadolu geliyor. Ege bölgesi daha çok geliyor. Onlar İç Anadolu ve Ege şu anda bizim gözlemleyebildiğimiz en çok tercih edilen, onların tercih ettikleri yerler arasında Karadeniz var. İç Anadolu herhalde biraz denizi görmek istiyor. Hem deniz hem yeşillik, hani iki türlü de çünkü evet. onlarda sonuçta yeşillik var ama nedir genelde buğday ekerler. Hani şey, bozkır evet. tarzında bir örtüye sahip oldukları için. Şimdi burası ağaç, yeşil, hani deniz, mavi hepsi bir arada olduğu için bir de serin oluyor. Şimdi diğer yerlere göre Karadeniz'in bir de o avantajı var. Hani şimdi İç Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de sıcaklar var. Buraya geliyorlar, serinliyorlar. Çünkü gerçekten oralara göre hani burası serin denecek kadar güzel bir iklime sahip bir evet, memleketimiz var aslında. Özellikle yaz aylarında çok iyi geliyor. Yaz aylarında evet. Bir ay, bir buçuk ay bir sıkıntı nemden dolayı boğuluyoruz ama evet. artık o kadar da olacak diyoruz yani. Yani Karadeniz havası artık evet. bu yaz kış nemi olacak illa yani, ki. Yani artık o kadar da olacak diyoruz tabii evet. ki. Ama onlar bunu 4-5 ay, 6 ay çekiyor bu sıcağı. Biz bir ay, 2 ay civarında çekiyoruz. O da artık olacak. Evet. Şimdi Çambaşı'ndan az önce bahsettik ama tabii kar yağışı olmadığı için şu an için bir turun olmadığını söylediniz. Peki kar yağması durumunda Çambaşı'na turlar nasıl oluyor? Günübirlik yapılıyor mu? Her gün mesela belli saat aralıklarında mı? Sadece bir sefer mi? Detaylarını sizden şimdi öğrenelim. Şöyle Çambaşı evet zaten günde bir sefer oluyor. Sabah kalkışlı. Sabah genelde bizim düzenlediğimiz turlardan bahsediyorum. Tabii ki acenteye göre değişebilir ama sabah 9'da hareket ediliyor buradan. Çambaşı Kayak Merkezi'nde misafirler bırakılıyor. Orada evet. gün içinde serbest zaman veriliyor.
Onlar işte o kayak merkezinde hani çocuklarını daha çok orada çok fazla kayak kültürü yok. Onu söyleyeyim başta. Hani insanlar çok fazla bu sporu yapmıyor. Ha o buradaki günübirlik turlardaki amaç gruplar eğlenmek için gidiyor. Ailelerde çocuklarını kayak öğretmek ya da orada işte o kar kızakları var. Onlarla birlikte hani onları eğlendirmek adına gidiyorlar. Hani yarı kesim öyle, yarı kesim o şekilde. Tabii ki bu günübirlik tur oluyor. Hani kahvaltı molası olmuyor. Hani herkes kahvaltısını yapıp geliyor o anlamda. İşte sadece öğle yemeğini orada kayak tesislerinde alıyor misafirler. O şekilde çok fazla da masrafı olmayan hani minimum, minimum düzeyde bir bütçeyle güzel bir eğlence, güzel bir hafta sonu herkesin aradığı tatil yönü tabii. Evet tabii ki bu birçok ilde mümkün değil bu. Yani hani bu çok az ile nasip olan bir durum bu arada. Biliyorsunuz şehre en yakın kayak merkezi Türkiye'de Ordu'da var. Hani bu bir çok az bir ile nasip olan bir durum. Kent merkezinde neredeyse yazdan kalma bir gün yaşarken biraz yükseğe çıkınca hop karla karşılaşıyorsunuz. Aynen. Bir de yollarımız bir an önce bitse tabii ki en büyük şeyimiz. Bir de onlar bitince çok daha güzel olacağına inanıyorum. Çalışmalar devam ediyor. Temennimiz tabii doğa. İnşallah. Bir de ikinci bir tesis de şu anda söz konusu. Belki birkaç yıl alacak ama Gönderiş Tepesi de bu noktada önemli tepelerden bir tanesi olacak. De, o otel de bitiyor galiba. Az kaldı diyebiliyorum. Beş yıldızlı bir tesis var. Şu anda yapımı devam eden. Bu yıl içerisinde hizmet vermesi bekleniyor şu an için. Öyle diyorlar. Bir aksilik olmazsa verecekmiş. O da biterse, o tesis de biterse gerçekten çok büyük bir avantaj sağlayacak kayak tesislerine. Şimdi hep turları konuştuk ama şuna da değinmek istiyorum ben. Turlarda nelere dikkat etmesi gerekiyor vatandaşlar? Neye göre bir kriter belirleyecekler? Şimdi turlarda dikkat etmek tabii ki ilk önce güvenilirlik. Hani bu işe yıllarını adamış firmalar var. Hani onlara dikkat etmek ilk başta güvenilirliğe dikkat etmeleri gerekiyor. Hani turda şöyle hareket kabiliyeti yüksek olan firmaları tercih etmeleri gerekiyor. Çünkü olabilir bu sonuçta 40 kişiyi götürüyorsunuz. Aksilikler mutlaka oluyor. Bizler de yaşıyoruz. Hani bizler de bazı şeyleri bazen öngöremeyebiliyorsunuz. Ama burada önemli olan hareket kabiliyeti. Yani o anda hani bir kriz anında, bir olumsuzluk anında onu çevirebilmek. Hani bunun için de hem yetenek gerekiyor hem de tecrübe gerekiyor. Tabii biraz da maddi yatınla güçlü olması gerekiyor işin açıkçası. Evet. İşin sonu hep maddiyata çıkıyor, ekonomiye çıkıyor. Aynen, sonucu maddiyata dayanıyor. Evet. Tabii ki bu da önemli. Onun için bunu çevirebilmek önemli. Ondan dolayı da güvenilir firmalarla seyahat etmek. Tabii ki gittiğiniz otellerin hizmeti önemli burada. Aldığınız rehberler önemli. Hani şöyle söyleyeyim size, şimdi bizler de sürekli bunları yapıyoruz, çalışıyoruz rehberlerle. Şimdi atıyorum hani bir rehber var 500 liraya, 1000 liraya gelirim diyor. Bir rehber var 5000 liraya gelirim diyor. Hani şimdi burada tabii ki 5000 liralık rehber size, daha doğrusu grubunuza doğru bilgileri veriyor. Doğru şekilde aktarıyor. Ve o sizi üzmüyor yani. Bu konuda eğer bir şeye gitmezseniz ekonomik kısıntıya, bu sefer turunuz da güzel geçiyor. Tatmin edici oluyor en azından. Turunuz amacına güzel uygun geçiyor. İnsanlar mutlu oluyor. Bunlar çok önemli. Gittiğiniz araç mesela işte yakın bölgeler belki küçük araçlarla hani çok yakın komşu bölgeler olabiliyor. Ama biraz uzak bölgelerde küçük araçlar gerçekten bir eziyet aslında. Evet. Onun için hani bu konu da çok önemli. Hani büyük araçlarla çünkü daha rahat oluyor biliyorsunuz büyük otobüsler. Bunlarla tura gitmek çok önemli bir konu. Hani buna dikkat etmeliler gibi bu şekilde kriterlere dikkat edebilirler misafirler. Evet. Şimdi fiyatlardan bahsettik az önce. Özellikle 2023 yılında oldukça fiyat yükselişleri yaşadığınızı söylediniz. 2024 yılı içerisinde de bu geçtiğimiz ya da gelecek günlerde de bir artış bekliyor musunuz? Bizim İlkbahar turlarımız şu anda biz aslında ilkbahar turlarını çıkmış olmamız gerekiyordu. Hani Nisan-Mayıs turlarımızı hem Balkan özellikle Balkan işte Doğu turları, Ege turları, Antalya turları gibi. Evet. Ama şu anda hala hazırda çıkamıyoruz çünkü oteller fiyat bekliyor.
araçlardan fiyat bekleniyor. İşte yakıt öngörülmeye çalışılıyor, yakıt fiyatı. O öngörülmeye çalışılıyor. Önümüzde bir seçim var, onu atlatmamız gerekiyor. Yani aslında yine her zaman olduğu gibi yine önümüzde büyük büyük düşünceler var. Onun için bunu bekliyoruz. Yani çok bunlara yakın göre zamanda, şekillenecek yani. Evet, çok yakın zamanda oteller fiyatlarını artık vermeye başlar. Çünkü asgari ücretler falan belli oldu. Bakalım hani bu önümüzdeki 15-20 gün içinde bu fiyatlar şekillenecek evet. diye düşünüyorum. Şimdi çoklukla böyle reklamlarda karşımıza çıkıyor. Erken rezervasyon, yani herkes biliyor tatilde erken rezervasyon yaptırmak önemli. Peki neden önemli ve erken rezervasyondan kasıt kaç ay öncesi? Şimdi erken rezervasyon aslında şöyle, Kasım'ın ortasında başlıyor. Bir önceki yılın Kasım'ın ortasında başlıyor. Sonrasında Mart ayına kadar devam eden bir süreç erken rezervasyon. Ha tabii ki Kasım ortasında başlayan rezervasyonlar çok daha avantajlı. Onu söyleyeyim başta. Ha, ama şu var, bütün oteller açılmıyor. Hani Kasım'da gelip de siz bana işte A otelinden ben yer alacağım kaç lira dediğinizde biz size o otel fiyat vermemiş diyebiliyoruz. Çünkü belli başlı oteller açıyor fiyatları. İlk başta hemen fiyatı açmıyorlar, belirlemiyorlar. Hani bir dahaki yılın fiyatını belirlemiyorlar. Bundan dolayı hani belli başlı otellerden alabiliyorsunuz ilk başlarda. Evet. Ha, sonraya doğru açılıyor. Hani aralığın ortalarına doğru tamamı aktif hale gelmiş oluyor otellerin. Tabii ki erken rezervasyonda çok daha avantajlı olabiliyorsunuz. Taksitlere bölebiliyorsunuz. Hani o anlamda yine avantajı oluyor. Fiyat avantajı gerçekten fazla oluyor. Hani bir Mart ayında veya Şubat ayında aldığınız tatille bir Kasım ayında, Aralık ayında aldığınız tatil arasında mutlaka farklar doğuyor. Hani bunu da sürekli gözlemliyoruz. Onun için hani eğer tabii ki bu ekonomisine bağlı kişinin ama eğer becerebiliyorsa Kasım'da almaları, yani ilk dönemde almış almaları olmaları gerekiyordu. Çok daha avantajlı bir şekilde. Hala da devam ediyor. Bu yıl yalnız. İçin belki hani Kasım ayı çok geç oldu evet, ama önümüzdeki evet. yıl için en azından hazırlık yapılabilir. Evet, evet. Yok, hala devam ediyor. Hani dediğim gibi Mart'a kadar olan süreçte bu değerlendirebilirler. Evet. Şimdi belki konuşmak için erken ama erken rezervasyonu konuşmuşken bunu da konuşmak istiyorum. 2024 yılı yaz sezonu. Beklentiler neler? Kış sezonunu konuştuk elbette ama yaz sezonu nasıl olacak? Şimdi ben geçen yılın farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Aslında biraz kopyası gibi olacak çünkü bir alışma dönemi var. Evet. Fiyatlara bir alışma dönemi var. İnsanların tamam belki maaşlara zam geliyor, yükseliyor ama bir alışma dönemi şu anda yaşıyoruz. Eğer yaza kadar bu alışma dönemi geçerse biraz hareket olabilir. Bu yurt içi turizm bakımından bahsediyorum bunda tamamen. Ama kültür turlarında bu çok fazla yok. Yani gezmek isteyen evet. misafirler yine kültür turlarında her türlü sizi tercih ediyor. Ama oteller için bir alışma dönemi ve geçen yılın kopyası olacağı bir yıl diyebilirim. Evet. Bu bakalım nasıl olacak biz de göreceğiz. Biz de çok bilmiyoruz belki ama. Belki hani beklediğimiz gibi olmaz, daha üstte olur tabii, temennimiz bu yönde inşallah, ama. İnşallah öyle olur. İnşallah diyelim. Ha şu da var. Geçen yıl gidemedi yani çoğu misafir. Belki bu yıl onun acısını, geçen yıldan birikimlerini o bu yıla saklayıp bu yönde de bir yükselme olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Ordu Giresun Havalimanı'nı soracağım sizlere. Özellikle çoğunlukla bir sefer sayılarının azlığıyla gündeme getiriyoruz bu konuyu. Sefer sayıları az hem yurt içinde hem yurt dışında. Peki sizlerin açısından bakınca turizmde tatmin edici mi şu anda sefer sayıları? Şimdi şöyle, iki ile hizmet veriyor Ordu Giresun Havalimanı biliyorsunuz. Tabii ki tatmin edici değil. Tabii ki çok daha fazla olsa, insanlar çok daha fazla bundan yararlansa çıkaracak bir potansiyele sahip aslında illerimiz. Ama şu var, Ankara, İstanbul bence tatmin edici mi? Evet, tatmin edici. Ama işte bir Antalya'ya olsa, bir Kıbrıs'a olsa, İzmir'e olsa. İzmir'e evet. gerçi haftada iki tane sefer var. Pazartesi ve çarşamba günleri İzmir'e uçuş gerçekleştiriyor. Ama hani bunu biraz daha çoğaltabilsek. Mesela atıyorum bir Kıbrıs uçuşu yok Karadeniz'de. Hani orta merkezde Ordu var. Hani Samsun'da kullanabilir. Trabzon'da buraya gelebilir. Hani burada bunu aslında tercih edilse bir Kıbrıs uçuşu olsa çok daha iyi olacak diye bir düşüncem var ama
Hani bundan dolayı da Antalya mesela, yani aynı şekilde yaz aylarında biraz daha, hani bir Nisan ayında falan başlasa uçuşlar, Eylül Ekim'e kadar devam edebilse veya Bodrum uçuşları aynı şekilde. Yine Ordu merkez olduğu için buraya, Ordu'ya aslında bu uçuşlar, seferler konabilir. Hani Samsun'dan da Trabzon'dan da bence bir atıyorum Bodrum'a, Dalaman'a bir sefer koyulsa mutlaka dolacağına inanıyorum, özellikle evet, yaz ayında. Şimdi firmalar da dönem dönem şöyle bir açıklama yapıyor. Evet, sefer sayısını artırıyoruz ama vatandaşlar da sıklıkla kullanmıyor. Bu yüzden azaltıyoruz diyorlar. Peki bu doğru mu gerçekten? Tabii. Hani vatandaşların da gerçekten buna yönelmesi mi gerekiyor? Şimdi şöyle bir olay yaşadık. Bu yıl içinde yaşadığımız, aslında buna örnek olabilecek bir olay. Kıbrıs Türk Hava Yolları bir sefer başlattı, evet, Ordu'da. Bayağı bir girişimle başlatıldı, evet, gerçekten. Evet, bayağı, evet, bir çapa bayağı sarf edildi bir, ona da. Bayağı sosyal medyaya, evet, basınaya bu gayet güçlü bir şekilde çıktı. Biz de buna istinaden, hani firmadan gelen talep doğrultusunda, bizim misafirlerimizden gelen talep doğrultusunda da tabii turlar koyduk. Hatta 2-3 tane tur koyduk ve her şeyini hazırladık turun. Misafirler tamamlandı, ödemeler alındı neredeyse. Evet. Hani diyebiliriz, pat diye iptal ettiler. Neden? Çünkü uçaklar 40 kişiyle uçuyormuş. Hmm. 40 kişiyle, 50 kişiyle uçuyormuş. Tabii ki bu zarar etti. İşte tabii küçük firma. Kaç kişi tercih etmişti, hatırlıyor musunuz sayıyı? Sayı olarak çok şu anda aklımda ama yok. Firmayı tatmin edici bir sayı ortaya yani çıkmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi siz bu 170-180 kişilik bir uçakta, hı hı, yani 40 kişi uçurursanız tabii ki büyük zarara girmiş olursunuz. Haliyle sefer kapatılır. Yani burada da firmanın büyüklüğü işte önemli. Hani evet, büyük bir firma olsa bunu sağlayabilir ama tabii ki küçük firmalar bunu sağlayamıyor. Ya da o ettikleri sağlayamıyor derken yanlış konuşmayayım. Ettikleri zararı göze alamıyorlar. Hani niye zarar edelim evet, olayındalar. Biz de maalesef bundan dolayı biz de turlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Bu sene böyle bir şey yaşadık. Hani tabii ki çok yoğun bir nüfusa sahip, evet, değiliz. Hani bir İstanbul, Ankara ya da bir diğer büyük şehirler gibi, İzmir, Eskişehir gibi olamayız ama tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Bunun bir de duyurulması var. Dediğim gibi bunu bir farklı bir firma koysa, evet, bunu daha fazla arkasında durabilir diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz aylarda 2023 yılında yanılmıyorsam Kasım ayındaydı. Bir çalışma da gerçekleştirildi. Ordu, evet, Giresun, evet, Havalimanı'nda. İşte apron sayısı artırıldı, pasta onarımı gerçekleştirildi. Peki sefer sayılarına yansır mı sizce bu? Şimdi bu aslında apron genişlemesi daha çok lojistik anlamında yapıldı burada. Orada şöyle bir süreç var. Biliyorsunuz pandemiden sonra kargo çok büyük bir iş alanı oldu. Gerçekten çok büyük bir hacime sahip, hı hı, oldu. Onun için şu anda kargo en gözde mesleklerden bir tanesi. Büyük kargo uçaklarının ve büyük tonajlı uçakların inebilmesi için apron genişlemesi yapıldı. Ve bu anlamda Türk Hava Yolları'nın kargo biliyorsunuz uçakları var. Bunların inebilmesi için bu genişletme, evet, yapıldı. Yani turizme çok büyük bir katkısı olmayacak bunun. Evet, evet. Yani şöyle olmayacak derken yine büyük uçaklar inebilecek aslında. Eğer şimdi Arap ülkelerinden uçaklar geliyor. Bunların bazıları büyük oluyor. Evet. Hani bunu bazıları inemiyordu. Bunlar gelecek. Hani büyük uçaklar Ordu'ya da inebilecek artık. Tabii ki bunun etkisi var. Ama esas dediğim gibi lojistik için, hani kargo uçakları için ciddi bir şu anda çalışma var. Gerçekten çok ciddi bir çalışma var. Hı hı. Şu anda onun üzerinde duruluyor. Bizim için de önemli bir evet, durum bu. Şimdi yayınımızın da son dakikalarına giriyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. Az önce erken rezervasyondan bahsettik ya, bunun bir de uçak kısmı var. Uçak biletlerinin erkenden, hı hı, alınması gibi. Bunun ne gibi faydaları var? Şimdi şöyle, uçaklarda şöyle bir sistem var. Şimdi bir otobüse gittiğinizde, hani ben 20 kişi bir yere geleceğim dediğinizde otobüsçü size indirim yapar atıyorum. Evet. Ama uçaklarda bu tam tersi. Siz 20 kişi, 30 kişi uçacağım dediğinizde onlar fiyat yükseltir. Çünkü uçaklarda belli aralıklarla fiyat aralıkları vardır. Hani küçükten büyüğe doğru fiyat artar uçaklarda. Hani doldukça, hani atıyorum, hani bu sayı şey değildir, bağlayıcı değildir. Hani 20 kişi de bir fiyat bir üst kademeye çıkar. Ondan dolayı erken bilet almak hani bu yüzden önemli. Hani bu yüzden düşük fiyatlara bilet alabilirsiniz. Kampanyaları takip etmek. Evet, kampanyaları takip edebilirsiniz. Dediğim gibi hani yolculuğunuz, seyahatiniz erkenden belliyse
hani biletinizi hani ya, yarın alırım demeyin. Hani bence mümkün olabildiği en kısa zamanda biletinizi alın diye isterim. Çünkü dediğim gibi bu doldukça fiyat artıyor. Ha bu tatil dönemlerinde, hani mesela önümüzde bir ara tatil var ya da işte sonraki tatil dönemlerinde, bayram dönemlerinde bu çok geçerli değildir. Çünkü uçak fiyatları direkt yüksekten açılır, dolu tarifeden açılır. Ama normal boş zamanlarda, boş sezonlarda biletlerinizi önceden almanız çok daha ekonomi bakımından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yayınımıza kapatırken vatandaşlara da böyle bir çağrı almak istiyorum turlar noktasında. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak turlarda dediğim gibi güvenilir ilk önce markaları tercih etsinler. Otobüs noktasında büyük araçlı turları onların rahatlığı açısından çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Ona dikkat edebilir misafirler. Tabii ki gidecekleri tesislere, gidecekleri otele, alacakları hizmete, bunda da güven önemli, güven esas. Onun için güvenebileceği firmalarla seyahatleri her zaman onlar açısından iyi olacaktır. Evet, teşekkür ediyoruz Kerem Bey yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, ben İnşallah teşekkür ederim. İnşallah güzel bir turizm sezonu diliyorum sizlere. Çok sağ olun, inşallah herkes için güzel olur, her ülkemiz için de iyi bir sezon geçiririz diye. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, haftanın ilk programının da sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.